Sesi Düşünenler'de Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Ahmet Davutoğlu'yla Türkiye'nin dış politikası üzerine yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son derece sıcak bir gündem dedik. Bir yanda Irak, bir yanda Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı ve elbette Türkiye'nin hiç gündeminden düşmeyen Avrupa Birliği, ki Avrupa Birliği konusunda da son derece önemli, kritik bir süreç. Zira Kopenhag Zirvesi Aralık'ta yapılacak ve o Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye tarih verilip verilmeyeceği konuşuluyor. Aslında son dönemde yapılan açıklamalarda maalesef, tabii resmi bir açıklama yok ama maalesef Türkiye'nin tarih alamayacağı yönünde sinyaller gelmeye başladı ki kapalı kapılar ardında söylenen de Türkiye'nin Selanik'te, yani bir sene sonra 2003 yılında bir tarih alabileceği ve müzakerelerin başlayabileceği. Sizin bu konudaki yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz neler? Şimdi Avrupa Birliği'nin Türkiye ilişkilerine bakışında son 10-12 yıllık perspektiften baktığımızda gerçekten adım adım işleyen bir süreci benimsediği ve genellikle de hep bir umutla bir beklenti ve düş kırıklığı arasında gidip gelen bir sarkacı olduğunu görüyoruz. Yani önce bir zirvede bu meselenin ciddi bir çözüme kavuşacağı intiba uyanıyor. Bir sonraki zirvede bir düş kırıklığı. Bu artık bir noktaya gelmiş olması lazım. Yani Lüksemburg zirvesinde Türkiye hayır dendi, Helsinki zirvesinde evet dendi. Sürekli psikolojik olarak bir dış politika psikolojisi açısından kamuoyu ve diplomatların bu olaya bakışı açısından sağlıklı işleyen bir süreç değil bu. Avrupa Birliği ve bu özellikle de Avrupa Birliği'nin bence benimsediği bir politika haline dönüştü. Yani sürekli beklentiler içinde Türkiye'yi tutarak bu arada da Türkiye'de yapılmasını istedikleri, arzu ettikleri değişikliklerin yapılmasını sağlamak, Türkiye'nin Kıbrıs gibi dış politika parametreleri üzerinde etkili olmak ama Türkiye'yi bu beklenti halinde tutup gerçek bir süreci başlatmamak gibi bir gizli irade neredeyse göze çarpıyor. Bu da tabii Türkiye'de refleksif olarak Avrupa Birliği'ne karşı bir psikolojinin oluşmasına yol açıyor. Aslında bu Kopenhag Zirvesi bir şans. Avrupa Birliği içinde bir şans, Türkiye içinde bir şans. Türkiye bu konuda gerekli formel hukuki düzenlemelerle ilgili adımları attı. Bundan sonra Avrupa Birliği'nin ciddi bir sınavdan geçtiğini söyleyebiliriz. Ve Kopenhag Zirvesi'nde eğer Türkiye'ye verilecek tarih verilmesi ileri bir tarihe ertelenirse gerçekten Türkiye'de en azından kısa dönemde Avrupa Birliği'ne girilmeyeceğine dair bir kanaat hasıl olur ki bu da Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin önünde engeller oluşturmaya başlar. Avrupa Birliği içindeki son gelişmelere baktığımızda da Valéry Giscard d'Estaing'in açıklamaları, şu anda işte Hristiyan Demokratların hazırladığı karar tasarısı vesaire, bütün bunlar bir araya getirildiğinde Avrupa içindeki muhalefetin Türkiye karşıtı olan muhalefetin sesin yükseldiği gibi bir intiba doğuyor. Sağlıklı bir düşünceyle Avrupa Birliği'nin şu anda tarih vermesi, bir an önce müzakereleri başlatması ve bu müzakere süreci içinde de görünürde sadece Türkiye içindeki reformların uygulanması vesaire değil, aslında ortak dış politika yapımı konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasıyla olmaması Avrupa Birliği açısından büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği artık Türkiye ilişkilerini bir yük gibi değil de bir stratejik avantaj gibi görmek durumunda. Bu noktada Türkiye'nin bence şu anda tarih verilmesini öne alması için yapabileceği şeylerin hepsi yapıldı. Evet ve hatta son dönemde yapılanlar daha da yoğunlaştı. Bilmiyorum, o bağlamda Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ve onun öncesinde İtalya'ya yaptığı geziler ve TÜSİAD'ın adeta bir Avrupa çıkarması var. Başta TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan olmak üzere çeşitli kademelerde görüşmeler yapıyorlar Türkiye'nin lehinde bir lobi oluşturmak adına. Bunlar sonuç verebilir mi? Verir tabii. Etkili olur kesinlikle. Türkiye'nin gerek siyasal partiler düzeyinde şu anda da hükümet düzeyinde sürdürdüğü kararlı tavır, gerekse sivil toplum kuruluşlarının bu konuda takip ettikleri politika ve söylem Avrupa üzerinde bir baskı oluşturur. Ama Avrupa ülkeleri nihayet bu kararı sadece Türkiye'den gelen baskılar veya talepler doğrultusunda değil, kendi stratejik bakış açıları ve biraz da bazen de ön yargıları, maalesef tarihi kültürel ön yargılarıyla vermeye mütemail bir grup hep Avrupa içinde var ola geldi. Şimdi bu iki şeyi, yol ayrımında aslında yanlış bir kanaat hakim oluyor. Şu anda yol ayrımında olan sadece Türkiye değil. Yol ayrımında olan esas Avrupa Birliği. Evet. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri şöyle veya böyle seyretse de bir dış politika ekseni oluşturabilecek kudretli bir birikime sahip. Ama Avrupa Birliği eğer Türkiye hayır derse sadece Türkiye hayır demiş olmayacak. Avrupa Birliği'nin tek eksenli, monolitik bir kültürel yapı olduğunu, belli bir tarihi, tek bir eksenli bir tarihi, eurosentrik Avrupa bir tarihi bakış açısından sahip olduğu ve bir anlamda evrenselleşemeyeceği gibi bir
şeyle de tabloyla da karşı karşıya kalınacak. Bu bakımdan Avrupa Birliği aslında belki de tarihindeki en dramatik, en kritik kararlardan biri. Yani nasıl bir çizgi üzerinde, nasıl bir temel üzerinde duracağının da aslında göstergesi tabii olacak Türkiye'ye vereceği kesinlikle cevap. Çünkü dediğiniz gibi daha Euro eksentrik, yani Avrupa oriented, merkezli bir bakış açısı, ki bu çok kaba tabirle beyaz ve Hristiyan bir Avrupa anlamına geliyor. Böyle bir Avrupa mı, yoksa daha açık, daha evrensel değerleri içinde barındıran, Müslümanıyla Hristiyanıyla başka farklı kültür ve ırkları içinde barındıran daha renkli ve mozaik anlamda bir Avrupa? Daha gerçek anlamda Avrupa şu anda gerçekten küresel bir eksen mi olacak, yoksa kıtasal bir temerküz, güç merkezi mi olacağı konusunda bir testle karşı karşıya. İlginçtir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Berlusconi ile görüştüğü günlerde Papa'nın son derece ilginç bir konuşması oldu ve Avrupa'nın en temel değerinin Hristiyanlık olduğunu vurgulamaya çalıştı. Aslında bu da Avrupa için bir test. Yani çok kültürlü ve içinde İslam, Müslümanları da barındırabilen bir yapıya Avrupa Birliği'nin sağlıklı bir şekilde geçebilmesi sadece Türkiye ile ilgili bir pozisyonunu belirlemiş olmayacak. Daha sonraki safhada özellikle Avrupa'nın Avrasya platformuna yayılması esnasında Çin, Hint ve diğer kültürlerle de sağlıklı bir ilişkiye girebileceğini işaret olacak. Hı. Aksi takdirde de 19. yüzyıl sömürgeciliğine benzeyen ve yeni sömürgeci retoriği, söylemi uyandıran bir Avrupa intibağı doğuracak ki bu Türkiye'den çok Avrupa'ya zarar verir. Sayın Davutoğlu, süren bitti ama Irak'la ilgili görüşünüzü de alarak noktalamak istiyorum programı. Irak meselesinde Birleşmiş Milletler yaptırımlarını Irak kabul etti ve silah denetçilerinin ülkeye girmesine yeşil ışık yaktı. Bu da en azından 1-2-3 ay savaş naralarının biraz dineceği anlamına geliyor. Ama tabii orta ve uzun vadede hala savaşın bertaraf edildiğini söylemek mümkün değil. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu itibariyle, örneğin geçenlerde Büyükelçi ve eski MİT Müsteşarı Sayın Sönmez Köksal, Türkiye'nin petrol devleriyle rekabeti açısından Irak operasyonuna müdahil olması gerektiğini ve aktif olarak böyle bir operasyonda yer alması gerektiğini söyledi. Bir anlamda aktif operasyonu da yer alacağız ve karşılığında petrol alacağız gibi bir argüman geliştirdi. Buna katılıyor musunuz çok kısaca? Şimdi Orta Doğu'da Türkiye'nin Orta Doğu ile ilgili genel ilişkilere müdahil olması lazım. Yani bu konuda hiçbir, artık eskiden olduğu gibi Orta Doğu'ya sırtımız dönen bir politikayı sürdüremeyiz. Ama müdahil olmanın şekli, usulü, araçları, kullanacağı psikolojik yöntem çok önemli. Yani Türkiye'nin bir ulus devleti olarak başka bir ulus devletin içindeki yapılara müdahil olması Orta Doğu'daki birçok dengeyi bozabilir ve sadece Türk-Irak ilişkilerinde, Türk-Arap ilişkilerinde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki diğer ilişkilerinde olumsuz yönde etkileyebilir. Yani olayı bir bütün olarak görmek lazım. Bir ikincisi de bu tür görüşleri şu anda dile getirmek çok doğru değil. Çünkü zaten şu anda Irak'ın son diplomatik manevrasıyla operasyon ihtimalinin azaltılmaya çalışıldığı ve böyle bir psikolojik ortamın yaygınlaştığı bir dönemde ve muhtemelen bir operasyon olabilir ama olmaması durumunda da Saddam'ın sistemin içine çekilerek tedip edileceği bir çözüme doğru gidiliyor şu anda. Böyle bir dönemde operasyon yanında Türkiye'nin yer alacağı gibi intibayı vermek, sistem içine çekilen bir Irak'la ve meşrulaşan bir Irak'la ileride ilişkiler kurulmasını da olumsuz yönde etkiler. Bu açıklamalarına dikkat edeceğim. Yani açıklamalarınızdan da şöyle en azından bir noktanın altını çizmekte fayda görüyorum ben. Dışişleri söz konusu olduğunda ve Türkiye böylesine kritik bir sürece girdiğini de göz önünde bulundurduğumuzda çatlak seslerin olmaması ve Türkiye'nin tek bir ses, tek bir açıklamalarıyla dış politikasını netleştirmesi gerekiyor.